Sakarya Üniversitesi Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günlerinin son günü Mezunlar Derneği standındayız. Yanımızda Mezunlar Derneği Başkanı Furkan hocamız var. Hocam merhaba. Merhaba. Güzel bir stand olmuş Mezunlar Derneği. Uzun süre sonra faal bir Mezunlar Derneği. Ne diyorsunuz? Evet, Mezunlar Derneği ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Logolu ürünlerle ilgili eksiklerimiz vardı. Bunu gidermek adına özellikle buradaki bu mevcut programa da yetiştirmek istedik. Hızlı bir şekilde bir aylık bir süre zarfında logolu tişörtlerimizi bastırdık. Yine özel el yapımı kupalar tasarlattık. Ayrıca şapka tasarımlarımızla ve diğer ürünlerimizle standımızı açtık. Bundan sonraki hedefimiz de en kısa zamanda kampüs içinde Sayı Dükkan adıyla yine logolu ürünlerimizi öğrencilerimizin temin edebileceği bir mağaza açılışımız olacak. Bunu da bir ay, bir buçuk aylık bir süre zarfında tamamlayacağız inşallah. Kısa bir süre önce görüşmüştük. Fuar olarak başlayacağız dediniz. Çok güzel mamuller yetişmiş. Çok güzel. Özellikle tekstil ürünleri çok hoşumuza gitti. Güzel şeyler olmuş. Sayı Dükkan'da daha fazla çeşit olacak herhalde hocam. Sayı Dükkan için yine özellikle kış sezonlarına yönelik şapka, bere, atkı, sweatshirt mesela bunlar şu anda mevsim itibariyle de olmayacağı için bu ürünlerimiz de olacak. Yine belki kırtasiye ürünü diyebileceğimiz kalem gibi yine ajanda gibi ürünlerimiz de yer alacak. Tabii orada daha zengin ürünlerle bulunacağız. Burada 20 gün içinde buraya yetiştirebilmek adına hızlı hareket ettik ama daha zengin ürünlerle bulunacağız inşallah. Peki 3 gün boyunca standımız açık kaldı. Öğrencilerimizin, misafirlerimizin tepkisi nasıl oldu? Öğrencilerimizden özellikle yoğun bir ilgi vardı. Çok ciddi ilgi alaka gösterdiler. Bu anlamda ilgiden dolayı çok memnunuz. Tabii Sakarya Üniversitesi'nin logolu ürün noktasında bir eksiği vardı. Bunu gidermiş olduk. Öğrencilerimizin de tepkileri çok güzeldi. Peki hocam, sizin görüşünüzde Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri ilk oldu bu sene. Nasıl geçti? Bu günler etkinlik anlamında üniversitemizde bu da bir ihtiyaçtı. Tabii farklı talepler de oluyor ancak üniversitemize yakışır, yaraşır. Ciddi anlamda öğrencilerimizin de enerjisini belki atabileceği bu baharın ilk günlerinde önemli etkinlikler oldu. Sadece kampüste bu helikopter pisti alanında değil farklı noktalarda da etkinlikler oldu. Biz öğrencilerimizle görüşüyoruz ve hepsinin çok memnun kaldığını görüyoruz. İnşallah bu yıl ilki düzenlendi. Hani geleneksel ama birinci diyoruz ya yani onun o şekilde oldu. Bundan sonra devamında da düzenlendiğinde her yıl üzerine koyarak daha profesyonel, daha güzel noktalara taşınacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin de kampüste gelenler biliyor zaten. Yoğun bir ilgisi var. Hepsi çok memnunlar. Peki son sorunu hocam. Yine Mezunlar Derneği ile alakalı. Beklediğimiz, istediğimiz Mezunlar Derneği için bir dükkanımız açılacak mı? Dükkan açılışı biraz önce de söyledim. Evet, dükkanımızı açacağız. Öğrencilerimiz ve kampüsü tanıyanlar bilir. Kampüs içinde ÖSYM il temsilciliği olan bir küçük binamız vardı. Tam orta noktada, güzel bir noktada. Burayı ÖSYM'nin bir yer değişikliği yaptık. Dolayısıyla burası şu an boşaltıldı. Yapı İşleri Daire Başkanlığı üzerinde çalışmalar yürütüyor. Projeler, çizimler devam ediyor. Muhtemelen Haziran ortalarında inşallah hazır olacak. Aynı zamanda internetten de. İnternet sistemimiz de şu anda aktif. İnternetten de yine mezunlarımızın alışveriş yapabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor. Onu da internetten de elektronik satış hazır hale getireceğiz inşallah. Peki hocam, teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Bu güzel günlerde katılımınız için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Buradan tüm Sakarya Üniversitesi mensuplarına, Sakarya Üniversitesi ailesine selam ediyoruz. Hoşçakalın.